Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, 23 Ocak'ta ikinci test uçuşunu başarı ile tamamlamıştı. Kızıl Elma, dünya basınında özellikleriyle çokça gündem olmasının ardından, bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri medyasının dikkatini çekti. Business Insider, Kızıl Elma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin doruk noktası haline gelebileceğini belirtti. Türkiye'nin yerli savunma sanayi konusunda attığı adımlar Amerika'da gündem oldu. Amerika'da yayın yapan Business Insider, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı gündemine getirdi. Söz konusu haberde, son 10 yılda Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Insider, dronların geçtiğimiz yıl savunma sanayisinin yıldızı olduğu ve ihracatlarının 2022'de 2021 yılına göre %80'lik artışla 871,5 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Türkiye'nin güçlü drone endüstrisi, yeni bir kilometre taşının eşiğinde başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kaydedildi. Ukrayna'nın da kullandığı Bayraktar TB2 dronlarını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2, Baykar'ın modellerinden sadece biri. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızıl Elma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Haberde, Baykar'ın baş tacı dedikleri Kızıl Elma'nın Türkiye'nin drone endüstrisinin doruk noktası olacağı belirtilirken Kızıl Elma'nın teknik özelliklerine yer verildi. 32 fit kanat açıklığı, 500 deniz mili menzili ve 35 bin fit operasyonel irtifaya sahip Kızıl Elma'nın 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu ve yaklaşık 5 saat uçabileceğini belirten haberde savaş uçağının ayrıca kendini görünmez kılacak özelliklere sahip olduğunu yazdı. Diğer yandan haberde, Kızıl Elma'nın 2013 yılından bu yana geliştirildiği fakat son yıllarda çalışmalara hız verildiğine dikkat çekilerek bunun sebebinin Türkiye'nin yerli savunma sanayisini geliştirmeye verdiği önemin yansıması olduğu belirtildi. Türkiye'nin iddiasını koruduğunu ve Kızıl Elma'yı 2025 yılına kadar hizmete sokmayı planladığını belirten Insider, Kızıl Elma'nın sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmayacağını aynı zamanda TCG Anadolu uçak gemisinde de konuşlandırılacağını yazdı.